Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenler ve sevgili arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Dear all, welcome to the celebration ceremony of October 29th Republic Day. First, we would like to invite you for a moment of silence, followed by our national anthem for the memory of our great leader Mustafa Kemal Atatürk and for our martyrs who helped found the Republic. Çeşitli baskı ve zorlamalar altında hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Devlet içinde bir düzen yoktu ve ülkeyi kalkındırmaya yönelik bir politika izlenmiyordu. Gittikçe artan yoksulluk ise bütün memleketi sarmıştı. Ta ki ileri görüşlü, zeki ve açık fikirli bir askerin mevcut sistemin değişmesi gerektiğini duyurduğu güne kadar. Çünkü o günden sonra yenilikler birbirini izlemiş, memleket kalkınmaya başlamıştı. Dillerde ise yalnız bir kelime vardı. Cumhuriyet. Year 1923. Turkish people were ruled by a sultan who was controlled by England and was trying to go on living under pressure and obligations. There was no order and no politics to help develop the country. The poverty rate kept constantly increasing until one intelligent and open-minded soldier announced that the current system needed to change. After that day, the innovations followed one another and the country started to develop. There was only one word mentioned, Republic. Emek ve mücadeleyle inşa edilen Cumhuriyet'in bu yıl 95. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Günün anlam ve önemini belirten Cumhuriyet Alkışla Olmaz adlı konuşmasını yapmak üzere tarih öğretmeni İsmail Hakkı Ergüven'i kürsüye davet ediyoruz. Republic, which was founded with struggle and efforts. We invite the history teacher İsmail Hakkı Ergüven to give a speech about the meaning and importance of the day. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Yaklaşık 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla zor günlerin eşiğine gelen ulusumuz, var olmak veya olmamak gibi zor bir seçimle karşı karşıya bırakılmış.
yalnızlığın, yoksulluğun, açlığın ve işgalin acılarını yaşamış, ancak umudunu, azmini, inancını hiçbir zaman yitirmeden var olma mücadelesini sürdürmüştür. Kurtuluş Savaşı günlerinde "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi Anadolu'nun her yanını sarmış ve yine Ulu Önder'in ya istiklal ya ölüm emri doğrultusunda 7'den 70'e hep birlikte ulusal mücadelemiz başlatılmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk ulusunun karakterine ve geleneklerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresi'dir diyerek atanın ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Kahramanlıklarla yazılmış bir destan olan Cumhuriyet, kısa zamanda bizi bölgemizin en güçlü devleti haline getirmiştir. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler ve atılımlar sayesinde Türk insanının ufku genişlemiş, ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamı hareketlilik kazanmıştır. Sizler Ulu Önder'in deyimiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklersiniz. Atanın bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak sözleriyle işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Palandöken'de Rus ordusunu elindeki satırıyla karşılayan ninelerin, cepheye yüzündeki duvağı çözüp koşan gelinlerin torunları olan bu gençlik, her safhası eşsiz kahramanlık örnekleriyle dolu olan ulusal mücadele yıllarını asla unutmayacak. Ülkesini, ulusunun bölünmez bütünlüğünü savunacak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyacaksınız. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığını ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve güveniyoruz. Unutmayın ki geleceğinize yön verecek olan sizlersiniz. Bu ülke sizlerin çabasıyla dünyadaki saygın yerini alacaktır. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yılına kavuşmanın sonsuz mutluluğu ve sevinci içindeyiz. Sevgili Cumhuriyetimiz, göz bebeğimiz 100. yaşına doğru adım adım ilerlerken her geçen yıl daha fazla gururlanıyor ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini daha fazla anlıyoruz. Yaşadığımız coğrafya, yurdumuzun ve Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu her gün anımsatıyor bize. Savaşlar, bombalar, insanların inancını sömürenler, göçmenler, yaşamda kalabilmek için bir bota binip kaçmaya çalışırken kıyılara vuran cansız bebekler. Büyük acılar içindeki komşularımız bize güçlü, çağdaş ve laik Cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini anımsatıyor. Birlik ve beraberlikle Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ulusumuz, aynı birlik ve beraberlikle Cumhuriyet'in korunmasını ve güçlendirilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sevgili gençler, bizler, öğretmenleriniz, sizleri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, yurt ve ulus sevgisiyle dolu insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği, en büyük eserim dediği Cumhuriyet, sizlerin omuzlarınıza yükselecek. Sizlere verilen görevin büyüklüğünü ve zorluğunu düşünüp kendinizi geleceğe buna göre hazırlayınız. Cumhuriyet sizden çok şey bekliyor. Bugün sizinle Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını paylaşmak isterdim. Ancak arkadaşlarınız sizler için güzel bir tören hazırladılar. Bunun için Cumhuriyet'in son bir özelliğini anlatmakla yetineceğim. Cumhuriyet'in en önemli özelliklerinden biri de katılımdır. Ulusun katılımı, ulusun yönetime katılımı, ulusun kendi geleceğine katılımı. Yüzyıllarca Türk ulusu bu katılım hakkından vazgeçmiş veya vazgeçildiği için ve bu uzun yüzyıllar sonunda kuşaklar arasında geçmiş ve ulus katılımı hakkını unutmuştu. Fakat Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusu için bağımsızlığına ve özgür iradesine önem veren Türk ulusu için en iyi yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu biliyordu. Peki ama yüzyıllarca yönetimden uzak tutulmuş Türk ulusunun yeniden yönetime katılmasını nasıl sağlayacaktı? İşte bunun için Mustafa Kemal Atatürk yurt gezileri yaptı. Her gittiği yerde, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Cumhuriyet'i anlattı. Ulusun katılımının önemini anlattı. Ulusa, onların köreltilmiş özgür iradesini kullanmayı anımsattı. En uzaktan, en yakına gittiği her yerde ulusuyla buluştu. İşte yine bir yurt gezisine çıkmış 1924 yılının ilkbaharı Erzurum'un Pasinler köyünde depremin yarattığı zararlar belirleniyordu. Zarar gören toplumla görüşmek isteyen Atatürk kalabalık arasında yaşlı bir köylünün yanına gitti.
Depremden çok zarar gördün mü baba? Diye sordu Atatürk. İhtiyar köylünün şaşkın yüzünü görünce yeniden sordu. Hükümet sana kaç lira verirse zararını karşılarsın. İhtiyar doğuş şivesiyle valla dedi, padişah bilir. Atatürk gülümsedi yumuşak bir sesle. Baba dedi, padişah yok. Onları siz kaldırmadınız mı? Söyle bakalım zararın ne? İhtiyar yine dedi, padişah bilir. Bu yanın karşısında kaşları çatılan Atatürk kaymakama döndü. Siz dedi, daha devrimi yaymamışsınız. Bu sırada görevini başarıyla tamamlamış, insanlara özgü bir tavırla tahlilat katibi, köylere genelge yolladık paşam, dedi. Atatürk'ün fırtınalı yüzü daha da karıştı. Oğlum dedi, genelgeyle devrim olmaz. Evet, biliyordu ki genelgeyle devrim olmaz. Ve biz bugün biliyoruz ki her yıl yapılan kutlamalarda Cumhuriyet alkış tutmakla olmuyor. Cumhuriyet alkış tutmakla cumhuriyetçi olunmuyor. Biz Cumhuriyet'i anlayabildik mi? Biz Cumhuriyet'in öğretmenleri Atatürk'ün yaptığını yapıp öğrencilerimize, gençlere, topluma, halka Cumhuriyet'i anlatabildik mi? Biz ulusun katılımını sağlayabildik mi? Belki önemli bir soru bu. Sizin de bildiğiniz gibi Cumhuriyet alkışlı ol. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Thank you. Cumhuriyet belki de bir devletin sahip olabileceği en güzel şeydi. Ama yüzyıllarca padişah tarafından yönetilen bir ülke için bu kavram çok yeni gelecekti. Böylesi değerli bir kavramın herkes tarafından anlaşılması ve kabul görmesi bir hayli zaman alacaktı. 19 Mayıs 1919 ile başlayan mücadele yaklaşık 3 yıl kadar devam etmiş, resmi olarak 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması ile sona ermiştir. Cumhuriyet nihayetinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı, herkesin emeğiyle kurulmuş, kimsesizlerin kimsesi haline gelmiştir. Republic may be the best regime a country can have, but for a country that had been ruled by sultans, that was a new concept. For such a valuable concept to gain its real value would have taken a rather long time. The struggle started from May 19, 1919, lasted about 3 years, and officially ended on July 24, 1923 with the Lausanne Agreement. The Republic was founded with everybody's efforts and became the protector of all. Tören programımızda 10. yıl nutku sunumu ile devam ediyoruz. Sunum için Naz Keskin ve Tuna Mert'i kürsüye davet ediyorum. We will continue our program with the presentation about Republic Day. We invite Naz Keskin and Tuna Mert to the stage for their presentation. Yıl önce milli mücadelemizi cumhuriyetle taçlandırılmış, bağımsız, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin inanç ve sabırla atılan temelleri, Mustafa Kemal ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiş çağdaşlaşma yolculuğu başlamıştır. Ekonomide, tarımda, eğitimde reformlar yapılmış, kısa sürede savaş yaraları sarılmış ve 10 yılda memleket uygar bir ülke olma yolunda hızla ilerlemiştir. Genç Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk, kat ettikleri yolu ve bizlerden beklentilerini 10. yıl nutkuyla milletle paylaşmıştır. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milletimizi refah ve vasıta kaynaklarına sahip kılmayı, milli kültürümüzü vasıta medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı, daha çok çalışmayı, daha az zamanda daha büyük işler başarmayı, güzel sanatları sevmeyi ve onda yükselmeyi ülke edinmiştir. Ayrıca Atatürk, kendisinin değil, ilkelerinin yani fikirlerinin hatırlanması gerektiğini düşünmüş, 10. yıl nutkunun yayınlanan belgelerinde beni hatırlayın cümlesinin kendi tarafından üzeri çizilip çıkarıldığı görülmüştür. Daha sonra Atatürk, Türk milletine olan güvenini ve bilime verdiği önemi de şu sözleriyle dile getirmiştir. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Bunda başarılı olacağımızdan hiç şüphem yoktur. Bütün ardından Atatürk'ün tasvir ettiği modern, çağdaş Türk toplumunun bir göstergesi olarak bir balo düzenlenmiş ve bu baloya diğer ülkelerden de katılımcılar gelmiştir. Bu balo çağdaş Türk toplumunun bir göstergesidir ve bunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu balonun başka bir özelliği de artık bir Twitter geleneği olan ve gelecek pazartesi yapacağımız Cumhuriyet Balosu'nun esin kaynağı olmasıdır. Bu yüzden de her yıl yapılan Cumhuriyet Balosu sadece bir eğlence değil, hayal edilen çağdaş Türk toplumunun bir göstergesidir. Teşekkür ederiz. Sunum için arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. We thank our friends for their presentation. Hayat demek, savaş ve çarpışma demektir. Hayatta başarı, %100 savaşta başarı kazanmakla elde edilebilir. Bu da manevi ve maddi güce dayanır. İnsanların uğraştığı tüm sorunlar, karşılaştığı tüm tehlikeler, elde ettiği başarılar toplanınca yapılan genel savaşın dalgaları içinde doğar. Mustafa Kemal Atatürk. Life means war and collision. Success in life is achieved by gaining total success in war, and this depends on moral and material power. All the problems people deal with, all the dangers, all the achievements arise from the base of the general war of the society. Mustafa Kemal Atatürk. Çağdaş bir toplum olma yolunda atılan adımları ve halkın yaptığı fedakarlığı şimdi bir de okulumuz drama kulübünden izleyeceğiz. We will watch the steps taken to be a contemporary country and the sacrifices the society made with the interpretation of our drama students. Kişi varoluş gücünü ölü yücelikten alır. Kişinin yaşam besini ölmüş kişilerin geride bıraktıklarından alır. Ve kişi de işte tam olarak öldükten sonra geride bırakabileceklerini toplanır. Kişi öldükten sonra geriye kalanır. Kişi ölümün yok edemediğidir. Ve kişi öldükten sonra da yaşayan. İyi de bana ne bütün bunlardan? Benim gibi bir mezarcı ne yapsın böyle cümlelerin gecenin bu saatinde? İçi dolup taşmakta olan bir mezarlıkta şu ülkenin. Savaş. Ah. Şu eli kanlı savaş. Yaşanmış. Yaşanabilecek nice anıların katili olan savaş. Ben şu kadarını biliyorum ki savaş sırasında içimize kurşun gibi işleyen anılar savaştan sonra tekrardan canlanacak. Ve ölüm ve hayat hesaplaşması da asıl o zaman başlayacak. Türkiye'de Hüseyin oğlu Mehmet 36. tavır. Ateşkes zamanıydı. Karşımdaki Yunan askeriyle oturmuş, onun konserve fasulyesiyle benim bir çenek ekmeğimi birlikte yiyorduk. O bana kendi dilinde hikayeler anlatıyordu. Ben de
yanlış gördüğümü kenara bırakmış. Kendini anlamaya çalışıyordum. Haftalar ilk defa karnıma düzgün bir yemek girmişti. Ona köydeki sözlü fotoğrafını gösterdim. Adı Ayşe. Ayşe. Canım Ayşe. O da bana evinin fotoğrafını gösterdi. Yani çok benziyormuş memleketi bizimkine. Ayaklar sallandı. Hiç kesti ona erdi. Ben de bir daha onu görmemek üzere siper bir yerimi aldım. Gerçi sonrasını biliyorsunuz zaten. Tüfekler, bombalar, sus çığlıklar. Ölüler. Yunanlar iyice bastırmaya başlamıştı. Gitse geri çekiliyor. İşte tam o anda, tam o anda savaş alanında otanındık yüzü gördüm. O Yunan askeri, bana hikayeler anlatan Yunan askeri bana bakmaktaydı. Gözleri gözlerime, beni tetikte, namlusunu bana doğrulmuş. Yapmam gerekeni çok iyi biliyordum. Evet, çok iyi biliyordum. Bana hikayeler anlatan hocanı almazsam, bir daha hikaye dinleyemeyecektim. Durmadım ben de, durmadım. Kaldırdım tüfeği, çektim tetiği! Düştü asker yere. Sonra kafamda bir sıcaklık hissettim. Sanki annem başımı okşuyordu. Sonra ben de düştüm yere. Ve buradayım işte. Hikayemi anlatıyorum size. Hüseyin kızı Fadıma. Küçük. Tarsın. Altı.
endişelenme sen. Bak göreceksin. Işıklı günler gelecek bu vatana. Yeniden güneş doğuracak bu topraklara. Hepsi senin sayende oğul. Kurtulacak bu vatan. Bak. Bak görüyor musun? Onca insan. Senin adını almak için gelmiş bu topraklara. Senin sayende oğul hepsi. Vatanı bu yiğitler kurtardı diyecekler. Kemal Paşa'nın silah arkadaşıydı. Birlikte savaştılar diyecekler. Sen sakın endişelenme oğul. Sen görevini layığıyla yerine getirin. Şimdi sıra bizde. Bizim görevimizi yerine getirme vaktimiz. Bizden sonra da yeni nesillere kalacak bu görev. Cumhuriyeti onlar yüceltecek. Bak göreceksin oğul. Küllerinden doğacak bu vatan. Anlatacaklar efsanesinin Mert Anadolu halkının. Anlatacaklar düşmanın nasıl def ettiğimizi. Anlatacaklar düşmanın kalbine sapladığımız hançeri anlatacaklar. Anlatacaklar oğlum. Anlatacaklar. Ve asla anlatmayacaklar. Sen rahatına bak oğlum. Toprağında huzur bul. Dinlenme zamanı senin. Çalışma zamanı milletin. Çalışacağız. Çalışacağız tabii ki de. Çalışmadan nasıl parlayabilir bir ülkenin geleceği? Özgürlüğüne kavuşmadan durmaz zaten bu halk bu kadar acıdan sonra. Ama izin ver. Bırakalım da dinlensin şimdi. Bu ben açık. Ölmedik. Ölümlü yaşıyoruz. Yaşayanların acı çektiği dünyada. Nefes almadan yaşıyoruz. Ölmek de, yaşamak da aslında önemsiz bir bakıma. Sadece tek önemli olan şey şu dünyada, öldüklerimizin arkasında bıraktığı bu dünyayı vasfıyla, hakkıyla yaşamaktır. We thank our friends for their performance. 29 Ekim 1923. Meclis Cumhuriyeti ilan etmişti. Hemen ardından Cumhurbaşkanı seçilmiş ve artık Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştı. Yeni oluşumla birlikte kimilerinde kuşku artmıştı, kimilerinde heyecan. Kimileri geleceğin daha kötü olacağı endişesindeydi. Kimileri hak edilen zaferlerin mutluluğunda. Hissedilen tek ortak duygu vardı. Huzur. Savaşın bitmesiyle hissedilen huzur. Artık huzur içinde yaşama zamanıydı. Yer yer geleceğe meraklı, yer yer geleceklerin ümitli. October 29th, 1923. The Council proclaimed a republic. Following that, the President of the Republic was elected and the foundations of Turkish Republic were laid. With the new regime, some people started having doubts and some felt excited. Some were worried about their future. Some felt the joy of victory. There was one shared feeling, peace. The peace that came along with the ending of the war. It was a time to live in peace, curious and also hopeful about the future. Şimdi ise bu huzurun en güzel kanıtı olan İzmir Marşı ve İleri Marşı'nı Güher Şahin Pekin'in çok sesli korosu bizler için seslendirecektir.
Now, Yuhayşuhay Pekiner Polyphonic Choir will sing the most beautiful proof of this piece, İzmir Marşı and Dilek Marşı.
güzel dinleti için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. We thank our friends for their performance. Bugün uğrunda nice şehitler verdiğimiz ve nice acılar çektiğimiz bir kavramı gündelik hayatta unuttuğumuz anlamıyla hatırladık. Cumhuriyetin, yani kendi seçimlerini yapan, özgür bir ülkenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Bilim ve sanatta ilerlemeye ve ülke olarak kalkınmaya devam etmek için de bunca zorluklarla kazanılan cumhuriyeti korumamız gerekmektedir. Hepimiz, en çok da geleceğe yön verecek olan biz gençler, taşıdığımız bu emanetin anlamını ve vatani sorumluluklarını bilmeliyiz. Çünkü ancak bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti en yukarıya taşınacak ve dünyadaki saygın yerini alacaktır. We remember the concept for the sake of which we lost many people and suffered greatly. We understood again how important the Republic was, how important it was for a country to make its own choices and to be free. To continue progressing in science and art and develop as a country, we need to protect the Republic that was gained with great difficulty. All of us, especially we as the youth, should be aware of its meanings and responsibilities, since only in this way the Turkish Republic will arise and take its respectable position among other countries in the world. Öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Törenimizi burada sona erdiriyoruz.
We thank all our teachers and students for their contribution on this special day, and end our ceremony. Too many October 29th. Happy Republic Day.